Hocam, bu konuyu, pandemi konusunun akabinde ayna ile ilgili yine bir sorum olacak size. Geçtiğimiz sene bir yayın yapmıştık. Fakat bazı kesintilere uğramıştı ve halen soru gelen bir konudur. Halen çok talep gören bir konudur. Evde aynaları nereye asmak, nasıl konumlandırmak lazım? Burada bazı püf noktaları ve hassas bir nokta vardı. Biraz yine ayna konusuna girebilir miyiz? Tabii ki. Tabii o programdan sonra çok sorular geldi. Ne yapılacak, ne edecek gibi. Tabii ki yani aynalar önemlidir. Aynalar geçiş kapılarıdır. Öyle düşünmek gerekiyor. Geçiş kapıları olduğu için de dikkatli kullanılması gerekiyor. Mesela örnek verecek olursam bolluk bereketin de simgesidir. Mesela bahçeniz var. Ağaçlık, çiçekleri bol bir bahçe. O bahçeye bakacak bir aynayı salona asarsak o bahçenin bolluk bereketini odamıza davet etmiş oluyoruz. Yani aynanın göreceği yeri özellikle. Ama asılmaması gereken en önemli yer komşumuzun duvarı. Yani bizim evimize ait olan duvarların çoğunda artık gelişmekte olan ülkelerde yer sıkıntısı nedeniyle duvarlar dip dip olduğu için yani yan binanın duvarı dip dip olduğu için bizim komşularımız da özellikle bazen üçerli bazen birerli duvarlar ortak kullanıyoruz. Ortak kullandığımız yerlere asılmaması gerekiyor. Bunların çok çalışmaları yapılmış yurt dışında birçok çalışma var. Tabii Türkiye'de yapılan çalışma yok ne yazık ki. Az ya da yani duymadım yani. Ama özellikle komşularında rahatsız olan kişilerin o duvara asıldığı aynadan dolayı rahatsızlığı başladı. Bunlar böyle bayağı yazılmış yayınlar var. Ve aynanın söküldükten sonra rahatsızlığın geçti. Demek ki bu geçiş kapılarının çok iyi kullanılması gerekiyor. Biz olabildiğince imkanlar çerçevesinde özellikle komşu duvarına, yani ortak kullandığımız komşu duvarına asmamamız gerekiyor. Şimdi benim komşum iyidir, şöyledir, böyle boş verin, asmayın. Yani ne risk alasınız ki yani sonuçta? Yani asılacak yerler kendi duvarımız dediğimiz, kendi kullandığımız alanımızın içerisinde olan duvarlara asılabiliriz. Bu asacağımız duvarlarda da çok kullanmamaya çalışmamız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bolluk bereketi getirecek manzaraya bakan yere asabilirsiniz. O kullanılabilir. Ama ikinci kullanılacak yer yatak odanızda yatağı görmemesi gerekiyor. Çünkü ayna aktifleştiriyor, enerjiyi aktifleştirdiği için yatağı görmemesi gerekiyor. Yatak odasında olmalı mı? Olabilir. Ama yatağı görmeyecek şekilde olacak. Öyle bir yerim yok diyorsunuz, kullanmayacaksınız. Yani bu kadar da basittir. Varsa da sökeceksiniz. Ya sökülmüyor. Niye sökülmesin ki? Yani takıldığı gibi sökülebilir. Ya kapakta ayna var. Sökersin kapak kalır. Yani ben onu da anlamış değilim. Yani hocam En çok o kapak... sorulmuştu hatırlarsanız. Boydan boya kapak var, ne yapacağız Aynaya demişlerdi. Yatağa da söküyorsunuz. geliyor. Oraya tahtayı koyuyorsunuz. Bu kadar da basit yani. Niye imkansız da olsun ki? Neyse. Sonuçta asılmayacak iki yer. Yani en majör iki yer diyelim. Bir tanesi Komşu yatağı duvarı görürüz. ve Bir komşu yatak duvarı. dedik. Evet. Son olarak peki kapının girişi, yani antreyi düşünün. Kapıdan girdik, sokak kapıdan ve hemen karşıda bir ayna var. Ve niyetimiz de şu ki olumsuz enerjileri geri itsin. Uygun mudur? Caiz midir? Orada onu kullanmıyoruz. Ama kinezik olarak ben test ettiğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Orada dış kapıya biz hematit koyuyoruz. Yani eğer öyle bir fikriniz varsa hematit kullanın. Ayna bazen gelen bolluk bereketi geri tepebilir. Onun için o bölgede kullanmıyoruz biz. O bölgede kullanılacak en büyük sembol hayat ağacıdır. Yani kapı açıldığında sizi görecek olan sembol hayat ağacı. Yaşam alanınızda da yaşam çiçeği olması gerekiyor. Yani bunlar çok kadim sembollerdir. Evdeki enerji dengesini, balansını ayarlıyor yaşam çiçeği. O kadar dengeleniyor ki. Tabii ki eril ve dişil formu vardır. Yani yaşam çiçeği yukarıda birleşiyorsa, yaşam çiçeği figürü yuvarlakta en dıştaki 20. daire dediğimiz içeride 19 daire vardı. Dıştaki 20. daireyle birleşiyorsa o erildir. Boş kalıyorsa o dişildir. Onu da ölçülmesi gerekiyor. Yani ben bu mekanda yaşam çiçeğini dişil formla mı, eril formla mı kullanmam gerekiyor? Ona da korteks olarak karar vermeyin. Gene kinezolojik pandülle, biraz önce bahsettiğimiz pandülle karar vermemiz gerekiyor. Ve sonuçta biz kapı açıldığında hayat ağacının çünkü bağlayıcıdır. Aile bağlarının yani birleştiricidir. Yani aile dizimi içerisinde onu anlatıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz günümüzde çocuğun sosyal çevreye bağlanması, aile bağlılığını alamaması. Mesela bir çocuk özellikle dedesinin kucağında otursun, hiç konuşmasın. Limbik sistemden o kayıtlı ona gidiyor. Bakın hiç konuşmasın dedesiyle.
Ama günümüzde dedeyi gören var mı? Çocuk anne babayı göremiyor. Bırak dedeyi. Dedem Artvin'de, sen İstanbul demiş. Bayramdan bayrama bazen babam götürüyor. Yani bu şekilde gidiyoruz. Bari hiç değilse o hayat ağacıyla birlikte bizim bir kadim sembolümüzün olması girişte bence aynadan daha değerlidir. Dediğim gibi aynaları az kullanalım. Kullanmayalım demiyorum. Boyun aynası her şey olabilir ama yani temkinli olalım. Kullanacağımız yerler bellidir. Yani sayıları az olsun. Özellikle yemek masalarında arkasında eskiden vardı o kültür. Şu anda kaldırıldı. Kullanılabiliyor. Çünkü bolluk bereketi getiriyor. Ama aynanın baktığı yerin işte ağaçlık, çiçeklik olması çok daha iyidir. Yani o enerjiyi alması gerekiyor. Ve enerji verdiği için de özellikle yatak odalarında fazla ayna kullanmayalım. Çok teşekkürler hocam. Yaşlılarımız, büyükannelerimiz eskiden hatırlıyorum, aynaları genelde böyle oymalı gümüş olurlardı. Ve arkaya çevirdi, duvara bakardı ayna, yüzümüze bakmazdı. Ve tabii rahmetli anneannem de derdi, Melih çok aynaya bakma, çok aynaya bakma. Derdim ki batıl konuşuyor yine ama haklılık payı olduğunu yine sayenizde anlamış, hatırlamış olduk. Büyükler her şeyi biliyor, yani her şeyi biliyor onlar. Onların kadim bilgileri saf ve temiz bilgilerle geldiler. Evet. Yani onlar en temiz bilgileri aldılar, geldiler. Ama onlar torunlarını görüp de yetiştiremediler. O şeyimiz var, bizim zorluğumuz var şu anda. En büyük zorluğumuz. Biz hep günümüzün bilgilerini almaya çalışıyoruz. O bağlar koparıldı. Yani, İtibarsızlaştırıldı. Yani evet, bunu biz de yaptık, bunu ben de yaptım. O bağların koparılması demek, bizim aile bağlarının koparılması demek, toplumun ayrıştırılması demektir. Çok basittir ondan sonra sistem. Önce evet. Aileyi parçalarsın, ondan sonra toplumu parçalarsın. Bu daha basittir sistem. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sizi yetiştirelim, çok meşgul ettik. Yeniden bekleriz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler her şey için. Hoşçakalın, kolaylıklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.